Sevgili dostlarım, hepinize selamlar, saygılar. Ben Astro Canan. Şimdi sizlere bir deste seçi yapmak istiyorum. Çay falım var, Rönesans tarotum var, Velaro tarotum var. Yine kehanet kartlarıyla da destek vermek istiyorum arkadaşlar. Bakalım çay falını seçenlere neler çıkıyor. İnşallah gönlünüze göre olur sevgili dostlarım. İkiye bölünmüş düşünceler görüyorum. Şurada çok net, şeffaf olduğu için gösterebilirim. İkiye bölünmüş bazı düşünceleriniz olduğunu gösterdi. Sanki bir ikili ilişki, evli bir adamla bekar bir hanımın beraberliği olabilir. İkisi böyle bir ilişkiyi geride bırakmış olabilir. Böyle bir durum söz konusu arkadaşlar, bir çıkmazdasınız. Sanki şurada kötü kalpli bir adam, kesinlikle daldan dala konan maymun iştahlı birisi ve bir kadın ağlıyor bunun yüzünden. Arkadaşlar böyle bir şey sakın yapmayın. Çünkü bu daldan dala konan maymun biçimindeki adam, maymun iştahlı adam bir kadının İşte aşkı daha bitmeden öbürüyle devam eden maymunlar öyleymiş arkadaşlar. Yani böyle daldan dala konaraktan gidermiş. Daldan dala konma deyimi orada. Daldan dala konan bir maymununuz var. Çok dikkatli olun arkadaşlar. Ve bir genç hanım bunun için gözyaşı döküyor. Bu maymun için gözyaşı dökmeye değmez arkadaşlar. Yapmayın. Çünkü başka birisini bulmuş, çoktan gitmiş gösteriyor. Eğer bu çay falını seçen bir erkek ise arkadaşlar, tam zıttını düşünsün. Ya birisiyle parası için bir arada olan bir kadın, birinin daha durumu düşükse öbürünü daha fazla gelir bulduğunda ona gidiyor. Kimde para çoksa ona giden bir kadın. Arkadaşlar böyle bir hengamenin içinde, düzeysiz bir ilişkinin içinde heba olmuş bir kalp görüyorum. Kalp kırık. Sanki üzerine oklar saplanmış. Gerçekten böyle. Bakınız şu maymunu keşke yakın olsa göstersem. Basbayağı maymun. Ve arkasında da arkadaşlar kocaman bir böyle sanki ne diyeyim, bir dinozor falan var. Kısacası uzun süreli bir imtihandan geçeceğe benziyor. Şu anda belki sizin kalbinizi kırdı, pek çok kadını ağlattı, sızlattı falan filan, yıkımlar yaşayacak arkadaşlar, yıkımlar yaşayacak. Yuvası yıkılacak, karısı mı ölecek, karısı mı evi terk edecek, evli bu adam ama bir imtihandan geçecek, yıkımlar üstüne yıkımlar yaşayacak, yaptıklarını fazlasıyla ödeyecek. Hayat mücadelesinde hep kaybedecek, güvendiği dağlara karlar yağacak. Böyle bir sıkıntılı süreç var. Şimdi arkadaşlar bunun için kim üzülüyorsa şu andan itibaren üzüntüsünü kessin. Değmeyecek bir adam görüyorum. Burada arkadaşlar farklı bir noktada geldiğimde Yunus balığı ve bir ada görüyorum. Bir vakit içerisinde, bir ay içerisinde ya da bir yıl içerisinde bir şehir değişimi olabilir. Bulunduğunuz çevreden, bulunduğunuz şehirden uzaklaşabilirsiniz. Bir ev değişimi yapabilirsiniz. Çünkü ada bir tek bir ada şeklinde geldi. Bir yıllık süreci kapsıyor. Bir yıl içerisinde diyor sıkıntılara son verecek diyor. Sıkıntılar gidecek diyor. Ya da iş değişimi yapacak, maddi bolluğa kavuşacak diyor. Merak etmeyesiniz. Her şey yoluna girecek. Burada arkadaşlar bir ayı ininden çıkmak istiyor bir ayı. Erkekler arkadaşlar, bu kitabı okuduysanız bilirsiniz. Kadınlar Venüs'ten, erkekler Mars'tan diye bir kitap var. Böyle marketlerde değil de çok satılır. Ben yeni okudum, itiraf edeyim. Ben çoktandır görürdüm. O tür kitapları çok çok okuduğum için gerek yok dedim. Hepsi birbirinin aynı dedim. Okumadım ama adam güzel yazmış, yazan kişi. Diyor ki kadınlar bir ilişki bittiğinde kendilerini bir derin kuyuya atarlar. Erkekler de
böyle ilişki kötü gittiğinde ya da bittiğinde mağaralarına çekilirlermiş. Burada da mağarasına çekilmiş bir ayı görüyorum arkadaşlar. Sanki yani ayı dediğim böyle duygusuz bir adam. Duygusuz bir adam. Sadece cinselliği için yaşayan bir gırtlak, bir bağırsak bir adam. Mağarasına çekilmiş. Ne demek mağarasına çekilmiş demek? Evine çekilmiş falan. Kendi kendine havalara giriyor. Beni işte yalnız bırakın falan filan. Sen zaten hep yalnızsın. Sen kimseyle bir şey paylaşmıyorsun ki. Etrafında kadın olsa da yalnız. Çünkü paylaşacak bir şeysi yok. Adamda o ruh yok yani. Adam ruh taşımıyor ki. Bir etten kemikten bir adam. Böyle çıkmış pişmanlığıyla geliyor bir kadınla konuşmak için. Sakın yüz vermeyin, gitsin kendi mağarasına tekrar bu adam. Arkadaşlar ayı mağaradan çıkmış gösteriyor. Sakın sakın yani böyle ben depresyondan çıktım bir daha geleyim bir mesaj falan atar. Bilmem görüşmeye kalkar. Sakın görüşmeyin. Bazılarınız da böyle ayı ruhlu bir adamla, kaba saba bir adamla beraber olmuş. Şimdi ondan medet ummasın. Ondan hiçbir şeye, hiçbir kadına bir fayda gelmez. Kısacası çay falını seçenler kendi yoluna gitsin. Bir yıl içinde kurtuluşunuz var. Evet, tabak geldi. Tabakta kocaman arkadaşlar bir çınar ağacı geldi. Bütün üzüntülü, sıkıntılı ve yanlış adamların, yanlış kadınların arkasına gelecek iyi bir insan var. Gelecek çok ruhani bir aşk var. İkiz alevin geliyor ve bir çatıda gözüktün. Bir mutluluk içinde gözüktün. Sadece ve sadece beklemen gereken zaman. Zaman içinde düzeldiğini görüyorum. Dünya evine gireceğini görüyorum. Kalpte iyileşmeler olacağını görüyorum. Sanki bir böyle lotus çiçeğinin içerisinde bir kalp açılmış gibi. Haydi bakalım gözünüz aydın arkadaşlar. Çok da zaman içerisinde bir yıl içinde düzelecek. Etrafınızdaki maymunların, ayıların gittiğini göreceksiniz. Hayırlısı olsun hanımlar, beyler. Evet, affetmek diyor burada, görüyor musunuz arkadaşlar? Bağışlayıcı olmak ve hoş görmek senin için en güvenli olanı. Herkes hata yapabilir, tutumundan pişman olabilir ve bazen de kişi uğradığı haksızlar karşısında kendine merhamet etmelidir. Arkadaşlar, bakınız burada gösterdiğim mağarasına çekilen ayı, daldan dala konan maymun, böyle ruhani olarak kötü, namus düşmanı adamlar. Bunları tabii ki affetmek demek, hani haklısın demek değil tabii. Artık ben seni öyle şey yaptım ki hani ne yaparsan yap yani. Ben unuttum demektir. Bazen unutmak en büyük intikammış arkadaşlar. Unutmayı deneyin. Bu çok kolay. Eğer unutamayan varsa ben gelin bağınızı keserim. Anında 3 günde unuturum. Kesinlikle 3. gün aklınızda kalmaz. 3 gün içinde unuturum. Böyle kötü ilişkide bağını kesemeyen varsa, hastalıklı ilişkide hemen bağlarınızı keserim. Öncelikle kendinizi affetmeniz gerekiyor. Ben bu adama niye yüz verdim ya da ben bu çıkarcı kadına niye yüz verdim gibi. Önce kendimi affediyorum. Her insan hata yapabilir. Hatamdan dönüyorum. Kendimi seviyorum diyeceksiniz. Tepenizden aşağıda bembeyaz bir ışık sizi yıkayıp temizleyecek arkadaşlar. Geliyorum Rönesans tarotunu seçenlere. Şimdi arkadaşlar sizde de bazı iş gelişmeleri görüyorum. Rönesans tarotunu seçenlerde iş ile ilgili ilerlemeler kat ediyorsunuz. Mesleki anlamda ilerlemeler kat ediyorsunuz. Fakat etrafınızda olup bitenlerden rahatsız iki tane erkek var. İş konusunda ya da aşk konusunda iki tane erkeğin düşmanca tavrıyla karşılaşıyorsunuz. İftiralar var. İftiralar ve ifritler birbirine karışmış. Bakınız, sana sırnaşanlar, dost gibi gözükenler var arkadaşım. Hiçbir şekilde bunlar hiçbir zaman sana dost olmamışlar. 4 gün, 4 hafta, 4 ay içerisinde bu kötü insanların canavar yüzlerini göreceksin. Ve bunların nazarları, negatif enerjileri seni mahvetmiş. İsmin de Y harfi, A harfi, T harfi olan birilerinden düşmanlık göreceğini söyleyebilirim. Şimdi daha önceki bazı fırsatları kaçırmışsınız iş konusunda.
Sanki bu düşmanlar onu adeta kapmaya çalışıyormuş gibi. Arkadaşlar yapmayın bunu. Fırsatlar ayağınıza geldi miydi değerlendirin. Az demeyin, çok demeyin. Bir iş fırsatı geldiğinde değerlendirin. Çünkü bugün bir şey getirmez, yarın bir şey getirmez. Öbür gün çok büyük bir fırsatı yakalarsınız. Çok büyük bir şey olur yani. Fırsatı kucaklama olur. Onu söylemek istiyorum. Şimdi bir hayatı oluşturmaya çalışırken maddi sıkıntı yaşadığınızı görüyorum. Sıkıntılarınızı atlatmak için işte bu etrafınızdakileri bir düzeltin. Zaten onlar kendilerini belli ederler. Ukala ukala konuşurlar. Ya yap da görelim, edelim. Aa, baksana bizimkisi de şuna kalkışıyormuş, bu işe kalkışıyormuş. Ya bu yaşında mı falan. Bana çok olur. Ya bu yaşında mı bunu yapacaksın? Bana bu yaşında mı internet, bu yaşında mı kafelerde çalışacaksın diyen insanların bana bu lafı diyeli 15 sene oldu. Çatlasınlar patlasınlar. Belki Allah ömür verir mi bilmem mi. Belki ömür verirse 15 senede YouTube'u sallayacağım. Buradan onlara müjdeler olsun. Bana bu yaştan sonra mı diyorlardı? Yaşım 42 idi. 43'tü. Yaşım 60'a yaklaşıyor. 55'i geçtim çok şükür. 56 olacağım bu 8 Nisan'da. Desinler arkadaşlar, desinler. Bu yaştan sonra mı gidip kafelerde çalışacaksın deyip kıskanç, kıvırcık saçlı böyle tipler var ya. Coğrafyacı, sıfır coğrafyacı tipler. Çatlayın anam, çatlayın. Daha Canan hepinizi mezara gömecek. Mezarınızın üstünde. Aa. Ya neyse, boşverin arkadaşlar. Bu yaştan sonra mı diyorlardı. Canan'ı 40 yaşında mezara gömmeye kalkışıyorlardı. Hepsini gömerim. Hepsini gömerim evelallah. Siz de öyle yapın arkadaşlar. Kıskanç bunlar, kıskanç, kıskanç. Hasitliklerinden çatlıyorlar. Çatlasınlar, bırakın. Siz yolunuza devam edin. Makyajınızı yapın, saçınızı başınızı bir taratın. Arada bir kuaföre gidin. Kuaföre gitmek insanın en güzel, en mutlu olduğu andır arkadaşlar. O aynaya baktığınızda, saçınızı bir taradığınızda giyin bir de mini eteğinizi, giyin bir de dolgu topuğunuzu, düşmanlarım çatlasın, kışın buz çorabınızı, kış değilse de bacağınız açık kalsın anam. Gezin, tozun, eğlenin, keyfinize bakın. Düşmanları çatlatın arkadaşlar. Öyle yapacaksınız. İş arkadaşlarınız bilmem nelerini size neler söyleyecek ama bildiğiniz yoldan şaşmayın. Çünkü bu yaşama hakkını sana Yaradan verdi. Kimsenin bir şey söylemeye hakkı yok. Herkesin ağzını tek kelimeyle kapatırsınız. Nasıl mı? Bir çalım atarak arkadaşlar, bir omuz silkeleyerek onlara cevap bile vermeyin. Bu yaştan sonra şunu mu yapacaksın, bu yaştan sonra bunu mu yapacaksın diyenlere inat olsun arkadaşlar. İnat olsun. Evet. Kendilerde kapasite yok arkadaşlar. Niye diye soruyorsunuz. Niye kendilerde o fırsat olsa oho neler yaparlar da kapasite yok. Konuşamazlar ki. İki kelimeyi bir araya getiremezler. Hepsi denedi. Hepsi her şeyi denedi. Instagram'dan pazarlama yapmayı denediler. YouTube'u denediler. Hiçbiri yapamadı. Bu şekilde kaldılar. Ezer geçerim. Ezer geçerim. Koçum. Bütün savaşları kazanırım. Bütün savaşları. Evet arkadaşlar. Bütün savaşları kazanacaksınız. Koç, aslan, kova ve akrep burcu kim varsa. Rönesans tarotunu seçenler. Düşmanları çatlıyor. Çatlasınlar anacığım. Biraz daha patlasınlar. Ve geliyorum arkadaşlar. Şu kart var ya, çok önemli. Aşklar kartı. İşte hedeflerin var. Ortaklık yapabilirsin. Aşkta ruh eşini bekle. Biraz kalbini kırmışlar. Kırsınlar arkadaşlar. Kırık kalp iyidir. Onarılmayı bekler. Onardığınızda daha iyi çalışır. Onardığınızda daha iyi çalışır. Evet arkadaşlar. Kehanet kartlarını seçiyorum. Sorunuzun cevabını veriyorum. Tabii ki ben bu işin içinde 10 senedir, 15 senedir değilim. 14 yaşından beri
bir çocukluk yaşımdan beri bu işlerin içindeyim. Sadece meydana çıkmadım o kadar. Zamanı gelmişti, meydana çıktık. Rabbim yürü ya kulum dedi. Şükürler olsun arkadaşlar. Hepinizle kucaklaşacağım. Daha çok planlarım var. Şehir şehir gezeceğim arkadaşlar. Şehir şehir gezeceğim. Çok planlarım var. Beni kimse tutamaz. Evet, merak çıkıyor arkadaşlar. Akılda takılı kalan meseleler. Bir şeyi merak ediyorsunuz arkadaşlar. Soru işareti çıktı. Soru işareti ne? Bir gizli olanı hayata katmak istiyorsunuz. Ya da bunu yapabilir miyim, başarabilir miyim diyorsunuz. Başarabilirim diye sorma, başarırım diye ilerle git arkadaşlar. İlerledikçe hayatın sırrı burada saklı. Hayat mekaniktir arkadaşlar. Evren durmuyor, dönüyor. Evren dönüyor. Dünya dönüyor. Hayat dönüyor. Zaman geçiyor. Sen de ona takılacaksın kuantum evrende. Durmayacaksın, hareket edeceksin. Bugün videonu 1.000 kişi mi izledi? Bil ki bu 1.000.000 kişi de olabilir. Bugün ne bileyim ben bir hücreni mi yeniledin? Yarın belki 1.000.000 hücreni yenileceksin. Bu arada gülümsemek gençleştiriyor arkadaşlar. Biraz daha nasıl diyeyim sizi ileri hamlelere taşıyor. Bu hain bir gülümsemeden, kahkahadan söz etmiyorum. İçten gelerek gülümseme. Ben de varım. Ben de Yaradan'ın bir parçasıyım. Deyip gülümseme. Bu bir mistik gülümsemedir arkadaşlar. Çok gülme gördüm. Dişleri ortada. Bu şekilde çok gülme gördüm. Ben onlardan biri değilim. Ben Yaradan'ın ışığıyla gülümsüyorum. Meleklerin bana gülümsediği tarzda gülümsüyorum. Anka kuşunun bana gülümsediği tarzda gülümsüyorum. Mistik bir gülümseme. Buradan kendinizi zorlamanızı rica ediyorum. Gülebiliyorsan gül ve biraz size mistik bir gülümsemeyi armağan etmek istiyorum. Yüzünüzde bu mistik gülümseme hiç eksik olmasın. Çünkü bu misyonu bana verdiler arkadaşlar. Şu andan itibaren gülümseme egzersizi yapıyorum. Aldım, kabul ettim demen yeterli. Bembeyaz bir ışık seni yıkıyor. Etrafında güvercinler ve bildiğin bilmediğin her renkte kuşlar ötüşüyor. İlahi olan sana güzel bir sofra hazırlamış. Gördüğün görmediğin bütün meyveler, inanılmaz yiyecekler ve herkes birbirine gülümsüyor. Mistik bir sofra kuruyoruz arkadaşlar. Herkese bir gülümseyin. Rabbime şükürler olsun. Mistik gülümseme istiyorum arkadaşlar. İçten gelerek. Genetik maymun kodlarımızda değil, ilahi kodlarımızda gülmemizi istiyorum. Bu şekilde gülme istemiyorum. Ha, nasılsın? Senden ne haber? Benden ne haber? Bu yok. İlahi olan bizi güldürmeli. İyi ki varım. Rabbim beni destekliyor. Kesinlikle böyle arkadaşlar. Herkese nasip olmayan bu gülümseme size nasip oldu. Hakkım size helal olsun. Rabbime şükürler olsun. Mistik gülümsemeyi bana armağan ettiği için. Bir sır daha vereyim. Şu an büyük bir şifaya giriştiniz. Haberiniz var mı? Haberiniz var mı? Ve bundan kimseye söz etmeyin. Bu videomu
Nasibi olan izler arkadaşlar. Nasibi olmayana hiçbir şekilde nasip olmaz. Evirir çevirir bir şekilde bu videodan gider. Şu an ben ilahi olandan izin alarak size izin verdim. Şu andan itibaren bu gülümseme yüzünüzde olduğu sürece her işiniz, her yolunuz açık. Bundan emin olun. Kalp çakranız açık, yollarınız açık. Arkadaşlar, bana çok konuşuyorsun diyenler, benim şifa enerjimi alamayanlar maalesef sancılanıyorlar. Çünkü bazılarına uymuyorum. Çünkü ben önemli bir şifacıyım. Uyarıyorum. Bakın bu parmak her zaman böyle kalmaz. Ama bak uyarıyorum arkadaşlar. Ben önemli bir şifacıyım. O yüzden videolarım arasında zaman zaman şifa vereceğim. Her zaman nasip olmaz. Aldım kabul ettim deyin. Kız kardeşinize bile, annenize bile söz etmeyin. Nasibi olan bana gelir. Benim enerjimi bozmayın. Kendi enerjinizi bozmayın. Şimdi bana söz verin. Bu videoyu seyreden gizlice mistik gülümsemeyi içine sindirsin. Kimseye de söz etmesin. Bakalım kaç kişiye nasip olacak mistik gülümseme. 1000 kişi izliyorsa 1000 kişi de bu sırrı saklayabilir. Bundan çok eminim. Bundan çok eminim çünkü bana şifaya ihtiyacı olan gelir. Herkes gelmez bana. Herkese frekansım uyuşmaz. Evet, Naro Tarot'a geliyorum. Rahmetli Ataniyron'un Naro Tarot'u. Beni ben yapan Ataniyron. Işıklar içinde ruhsal yolculuğuna devam et. Çok seviyorum onu. Bana tarotu öğreten Bülent Kısa. Işıklar içinde. Çok seviyorum onu. Hatta oğluma Bülent ismini verecek kadar çok seviyorum onu. İnşallah başka bir zaman boyutunda, inşallah başka bir yaşam karmamda hem Bülent Kısa'yla hem de Ataniyron'la tekrar karşılaşırız. Nasip olursa inşallah. Şimdi arkadaşlar, Naro Tarot, Ataniyron'un Naro Tarot'undayız. Bir kere arkadaşlar, 2 gün yüzünüz gülse 3. gün suratınız asılıyor. 2 gün ekmek bulsanız 1 gün katık bulamıyorsunuz. Böyle bir zekanızı da kullansanız, bedeninizi de kullansanız bazı işler yolunda gitmiyor. Maddi olaraktan bazı beklentileriniz olduğunu gösteriyor. Maddi beklentilerinizin yerini aniden gelecek fırsatlar dolduracak. Belki çok büyük paraya ihtiyacınız var. Araba almak, ev almak, borç ödemek gibi ama çok az miktarda gelecek. Çok az miktarda gelecek ama akış devam edecek. Bir süre sonra parasal sıkıntının sona ereceğini gösteriyor. Kesinlikle bir süre sonra bu boşlukta olacak, maddi sıkıntıların yerini birliktelikler alacak arkadaşlar. Kesinlikle bundan çok eminim. Kendinizi yeniden yapılanmış hissedeceksiniz. Bakınız, aşağı dünyaya yolculuk yaptığımızda, o şamanik bir yolculuktur. Aşağı dünyaya yolculuk yaptığımızda erk hayvanlarımızla karşılaşırız. Burada da aynı şekilde arkadaşlar, sen yalnız kaldıkça, meditasyon yaptıkça ya da böyle meditasyon yapmak ile om falan değildir yani. Yürüyerek de meditasyon yapan insanlar, yürüyerek de düşünebilir ve de tek başına kaldığında da meditasyon yapabilir. Bunu yaptığınızda bakınız, meditasyon yapıyorsunuz, şifalanıyorsunuz. Yalnız kalmanız, biraz kendinizi dinlemeniz gerekiyor. Ben bütün duygularımı empoze ediyorum size ama bazen insanlar içine kapandıklarında, rüya alemine daldıklarında sorunları çözerler. O dönemden geçiyorsun. Kesinlikle bütün sorunlarını 3 ay içinde çözdüğünü gösteriyor. Zamansız zamanlara çekiyorum arkadaşlar. İsteyen bunu ben toprak olduktan sonra 100 yıl sonra da seyredebilir. Hakkım size helal olsun. Bir ışık gönderirseniz o aleme sevinirim.
50 yıl sonra, 100 yıl sonra isteyen istediği zaman seyredebilir. Bu zamansız zamanlara yolculuk yapıyoruz. Ne kadar muhteşem olur değil mi? Biz öldükten 100 yıl sonra seyredilmesi. Ben sevinirim buna arkadaşlar. Evet, prangaları kırıyorsun ikili ilişkilerde. Dönüşler var, pişmanlıklar var. Bir arada oluş görüyorum. Sorularından biri, sevdiğim insanla evlenecek miyim? Evet, bu kesinlikle mümkün. Sadece ve sadece birazcık zamana ihtiyaç var. İki vakit içerisinde işe girdiğini görüyorum. Hep ikiler çıktı arkadaşlar. Görüyor musun? İkili ilişkiler ve iki vakitli bir zamanda bir işe girmen söz konusu. Üç büyük dileğin var. Diğeri ise arkadaşlar, bir sağlık problemin, bunu çözebilir miyim diyorsun. Kesinlikle çözeceğini gösteriyor. Yalnız dikkat edin, üzerinizde bir negatif enerji var. Negatif enerjinin gitmesi için de tuzlu suyla yıkanmanızı öneririm. Bana tuzcu diyorlar, varsın desinler. Arkadaşlar, o insan kimyayı bilmiyordur. Kimyayı bir bilse, kimyanın dünyasına girse, evet, neler olduğunu görür. Tuz arkadaşlar, tuzla yıkanmanızı öneriyorum. Bir Fatiha, üç İhlas bile okuman yeterli tuzun üzerine. Bir Fatiha, üç İhlas oku, suya ısla ve onunla yıkan. Bütün büyülerden, kara büyülerden, negatif enerjilerden, nazardan korunuyorum diyebilirsin. Çaba göstereceğini söylüyor. Burada arı ve petekler var arkadaşlar. Evet, ulaşmak istediğin amaç uğrunda uğraş ve çabaya gir. Çok çalışarak emek verdiğin bir konuda kazanacaksın diyor. Ve arı peteği altıgen biçimindedir arkadaşlar. Altıgen biçiminde olması, yaşamına güzelliklerin katılacağı, bir hukuksal davayı kazanacağın, yeni bir işe gireceğin, aynı zamanda bir evlat sahibi olacağın anlamına gelmektedir. Haydi gözünüz aydın arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz likelayın, abone olun, beğeni butonuna basın. Yorum kısmına emoji rica ediyorum, daha çok keşfete düşmek için. Arkadaşlar, daha dün YouTube kanalı açanlar 250-300 tane yorum alıyorlar. Yani mesela Instagram'ın 10 bin takipçisi yok. Ama ben 60 bin takipçinin üzerindeyim ve yorumlar çok az geliyor arkadaşlar. 150 kişi falan geliyor. Bu haksızlığı yapmayın bu emekçi kadına. Daha çok yorum istiyorum. Her izleyen bir yorum bıraksın lütfen, rica ediyorum. Sizleri de çok seviyorum. Hoşça kalın, dostça kalın.